Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın büyük bir teveccühü ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Peki halk sonuçları hakkında ne düşünüyor? Biz de mikrofonlarımızı halka uzatacağız. Seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyuk düşünüyoruz. Muhalefetten bir istifa bekliyor musunuz bundan sonra, ne olur? Yok, iyi. Biz çok memnunuz. Allah razı olsun başkanımızdan. Çok sevindik. Sabaha kadar bekledim geçen sefer. Bu sefer şükür namazı kıldım. Biz ölene kadar AK Parti'yiz. AK Parti'den ayrılmayız. Son nefesimize kadar inşallah. Bence çok güzel bir sonuç oldu. Yani bunu bekliyorduk ama daha fazla oy almasını bekliyorduk Erdoğan'ın. Peki muhalefetten bir istifa bekliyor musunuz bundan sonra? Etmez o. Etmez. Çok mutluyuz. İlk seçimde kazanamadık ya, tam yani vuramadı ya. Bildiğiniz gibi üzülmedik. Ama dün çok mutluyduk. İnşallah vatanımız için hayırlı olur. Tamam, bitti her şey. Yorgan cetti, kavga bitti. Peki bundan sonra neler bekliyorsunuz? Her şey daha güzel olur, daha iyi olur. Muhalefetin kaybetmesini neye bağlıyorsunuz? Yalanlarına, iftiralarına, bühtanlarına. İyi şey oldu, en güzelini yaptı. Bundan sonra neler bekliyorsunuz? Her şeyi bekliyoruz, iyiliğini bekliyoruz. Ki muhalefet adına bir istifa gelir misin? İnşallah. Hiç düşünüyorlar onu. Onu düşünmüyorlar maalesef. Peki kaybetmelerini neye bağlıyorsunuz? Vallahi biraz yaptıkları propagandaya bağlıyorum ben. Bana sor, ben ölümüne Tayyip derim. Başka da bir şey demem. Akşam neler hissettiniz? Çok mutluydum, çok gururluydum. Yani tarif edilmez bir duyguydu o. Kutlamalara katıldınız mı? Evet. Yani elimden gelse Beştepe'ye de giderdim. Biz onunla gurur duyuyoruz. Muhalefetin kaybetmesine neye bağlıyorsunuz? Bundan sonra ne bekliyor onları? Apo'yu çıkaracağım, öbürünü yanıma alacağım, şunu bizim eve götüreceğim. Bilmiyorum. Ben CHP'den hiçbir güzel bir şey görmedim. Patates, soğan, genelde Erdoğan diyeyim yani. Ne diyeyim yani? Peki muhalefetin kaybetmesini neye bağlıyorsunuz? Şimdiye kadar bir çivi çaktılar mı? Bir icraat söyle, dişimi kırayım. Recep Tayyip Erdoğan bir numara. Bağırmaktan, bayrak sallamaktan sesimiz bu hale geldi. Ay, çok heyecanlıydı. 3 gün uyuyamadım. Allah'a çok şükür. Allah onu tırnağına taşa değdirmesin. Allah onun da bu ülkemizin başından eksik etmesin. Bu kadar. Peki muhalefet neden kaybetti? Neden kaybetti? PKK'yı kendine arkadaş etti ya, yeter. İşte az mı şehidimiz gitti oğlum? Bir sürü gençlerimiz gitti. Ya, benim kardeşim birebir yaşadı onu Hakkari'de. Bir sürü. Ben o kadar başka da hiçbir şey tek olsaydı daha ondan iyi çıkardı. İslam devletleri kazandı. Türkiye kazandı. Mazlumlar kazandı. Ayasofya'yı açan insan kazandı. Tayyip Erdoğan kazanmadı. Dünya kazandı. Peki muhalefet neden kaybetti? HDP tepesine zopayı vermiş, özellik getireceğim, eyalet getireceğim, efendime söyleyeyim kavimleri çıkaracağım, teröristleri çıkaracağım. Kendi kendini kandırmaktan başka bir şey yok. Çok hayırlı oldu. Allah bu ülkenin gönlünü göre verdi. Öbürlerine bir hayır zaten yoktu. Onların derdi bu ülke değildi. Onların derdi ülke dışıydı. Ülkeyi alıp onlara teslim etmek, ne yaparsanız yapın demek. Ama bizim derdimiz ülkeydi. Biz bunun için çalıştık. İnşallah bundan sonra hep böyle devam edecek. Allah fırsat vermesin dış düşmanlara ve iç düşmanlara. Vatanı kurtardık. Vatan gibisi yoktur. Yani en büyük temennimiz vatan. Millete hayırlı uğurlu olsun diyeceğim. Bu kadar söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu'na dedik ki PKK ile iş yapma. İş yaparsan borcun çok olur. Allah'la iş yaparsan alacağın çok olur. Ne yaptı? Gitti onunla işbirliği yaptı. Bir o tarafa döndü, bir bu tarafa döndü. Şimdi de halen diyor ki yürüyüşe devam. Peki bundan sonra muhalefetten bir istifa bekliyor musunuz? Gerekeni yapmaları lazım aslında. Artık devam etmeleri mümkün değil. Ama gene tersine dönerler, ama şuna bir şey derler, buna bir şey derler, ona yanaşırlar, buna yanaşırlar. Olacağı budur yani. Bu seçim çok güzeldi. Allah'ım vatanı milletimizi şahlandırsın inşallah. Allah'ın izniyle yolumuz açık olsun. Ben bu vatanın evladıyım, bu vatanımı seviyorum, milletimi de seviyorum, devletimi de seviyorum. Milletimiz söyleyeceğini söyledi. Rabbim inşallah daha ileriki zamanlarda daha hayırlı, daha güzel neticeler alır. Ülkemizin selamet bizim için çok önemli. Bizim ülkemizin selamet olmazsa hiçbir şey yaramaz. Yani vatan. Vatan diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Çok gurur duydum. Güzel bir şeydi yani Türkiye için. Bence böyle daha iyi oldu. Seçimler çok hayırlı çıktı ve çok mutluyuz. Allah'ımıza çok şükür Recep Tayyip Erdoğan kazandı ve sokaklardaydık. Harika. Kutlamalara katıldınız mı? Katıldık tabii. Zaten sandıktaydım. Sandıktan çıktık, kutlamaları yaptık. Çok güzeldi ama. Neler hissediyorum, bayram ediyorum. Ne yapayım? Ben kardeşim memleketimin geleceğini düşünüyorum. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Güzel geçti, güzel duygulandık. Beklediğimiz sonuçtu zaten. Allah da gönlümüze göre verdi.